Merhabalar, ben Yol Bulan Başdoğu Meslek Sesi Fizik Öğretmeni Tuğba Baş Bozkurt. Türkiye'nin çeşitli illerindeki öğretmen arkadaşlarla birlikte yürüttüğümüz ve şu anki durumdan dolayı ismi evde eklenerek benim için herkes evde el ele projesi kapsamında Nisan ayında başka bir öğretmen mi etkinliklerini yürütüyoruz. Bunun kapsamında ben sizlere artık materyallerden küçük bir sanat çalışması yapacağım. Lütfen siz de evde anneler babalar çocuklarınızla birlikte aynısını yapın ve çok keyifli birlikte oynayarak zaman geçirin. Malzemelerimizi sayıyorum. Daha önceden kullandığımız temiz bir tuvalet kadrolosu. Daha önce evinize alışveriş yaptığınızda gelen köpük çeşitli renklerde tabaklar, iki renk ya da tek renkte olabilir, tercih sizin. Daha önce benim kızlarımın etkinlik yaptığı ama parçalanan malzemelerden bir tanesi minik bir pipet. Ben siyah olduğu için siyah kullandım. Yine kızımın eski etkinliklerinden küçük bir pompon, makas ve öğrencilerime yaptığım fakat baskı hatası olan yazılı kağıtlarından bir tanesinin arka kısmını kullanacağız. Bir tavşan yapacağız sizlerle. İlk yapacağımız işlem, tuvalet kağıdımızın rulosunu alıyoruz ve kağıdımıza sarıyoruz. Herhangi bir yapıştırıcı kullanmanıza gerek yok çünkü kağıt oldukça sert olduğu için sadece uçlarından bu şekilde biterek kaplıyoruz tuvalet kağıdı rulomuzu. Bu bizim tavşanımızın gövdesini oluşturacak. İşte gövdemiz tamamdır. Ardından makasımızı elimize alıyoruz. Makasımızla ben maviyi kullanacağım. Köpükten iki tane kulak, iki tane de ayak keseceğiz ve bunları tavşanımıza yapıştıracağız. Şöyle. Bir tanesinin kesilişini size göstereyim. Şu şekilde. İsterseniz daha önceden kalemle çizerek de yapabilirsiniz. Şu şekilde kulağımızın bir tanesini kesmiş olduk. Bir tane daha kesiyoruz. Yine hatta isterseniz eşit olsun derseniz üzerine koyup kenarından keserek eşitleyebilirsiniz. Şu şekilde. İşte kulaklarımız hazır. Şimdi yine bizim köpük tabağımızı kullanarak iki adet ayak keseceğiz. Ayaklarınızı kulaktan farklı olarak, kulaklarımızı yaprak şeklinde kestik. Ayaklarınızı elipsoidal şeklinde kesebilirsiniz. Şu şekilde bu birinci ayağımız. İkinci yine dediğim gibi üzerine koyup kenarından makasınızla giderek yapabilirsiniz. Şu şekilde. Bu da bizim ikinci ayağımız. İşte ayaklarımız da tamam. Şimdi bunları yapıştıralım. Yapıştırıcıyı kulağınızın ön kısmına sürüp çok az bir miktar. Onu da hemen tavşanınızın iç kısmından tutturuyorsunuz. İşte bu birinci kulağımız. Biraz üfleyerek kurumasına destek olabilirsiniz. İkinci kulağımızı da yapıştıralım. Hemen yanına. Üflemeniz kuruma sürecini hızlandıracak. İşte kulaklarımız tamam. Şimdi sıra ayaklarımızda. Ayaklarımızın da uç kısmı, malum bizim ayak uçlarımız gibi düşünün, arka kısmına yapıştırıcıdan çok az sürüp şu şekilde koyalım. Diğerine de sürüp koyalım. Birazcık fazlaca sürelim kulaklara nazaran. Sonra ikisini yan yana koyup kulaklarımız da denk gelecek şekilde tavşanımız üzerine oturtuyoruz. Ve yine bir miktar üfleyerek kurumasına destek alıyoruz. İşte ayaklarımız da tavşanımızın takmış olduk. Şimdi az önce bahsettiğim pipetimizi alıyoruz. Makasımızla ortadan ikiye kesiyoruz. Ardından tekrar kesip iki parçaya, eşit iki parçaya bölüyoruz pipetimizi. Yarısını alıyorum. Şöyle çimdik atıyorum iki tarafından. Bunlar tavşanımızın bıyıkları olacak. Şöyle. İşte bıyıklarımız tamam. Şimdi bu bıyıklarımızı
ortasından yapıştırıcı sürüyoruz ve tavşanımızın orta kısmına yapıştırıyoruz. Şöyle yatık tutalım kuruyana kadar. Biraz zaman geçecek çünkü ikisi de plastik olduğu için tutması biraz, pardon, birisi kağıt biraz plastik olduğu için tutması biraz zaman alacaktır. Evet, bu şekilde bıyıklarımızı yapıştırdık. Ardından az önce ikiye böldüğümüz iki tane oradan, kare de olabilir, yuvarlak da olabilir, hiç fark etmez. Göz kesiyoruz. Bu gözlerimizi şu şekilde tavşanımızın üstüne yapıştırıyoruz. İşte gözlerimiz de tamam. Şimdi az önce kestiğimiz parçalardan isterseniz kendiniz çizebilirsiniz. İsterseniz tabağın tam köşe kısmına gelen yeri şu şekilde keserek bir ağız oluşturduk. Tavşanımızı sevimli gülen bir ağız oluşturduk. Ardından yapıştırıcımızı ince bir şerit şeklinde sürdük. Ve tavşanımızı kocaman gülen bir ağız oldu. Evet, kocaman gülen bir ağzımız var. Şimdi o tek pomponumuz vardı hatırlarsanız. Pomponun bir kısmına biraz fazlaca sürelim. Çünkü pomponumuz biraz ağır. Az bir yapıştırıcıyla bu tutmayacaktır. Bu nedenle yapıştırıcımızı biraz fazlaca kullanıyoruz. Tavşanımızın arka kısmına kuyruğunu yapıştırdık. İşte artık malzemelerden yaptığımız sevimli oyuncak tavşanımız. Evet. Mutlu mutlu çocuklarınızla oynayın ama ne olursa olsun evde kalın Türkiye.